Sevgili dostlarım merhaba. Ortam iyiden iyiye kızışıyor. Biraz dünyadan bahsedelim. Ondan sonra da Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de doların yükselmesini isteyenler biliyorsunuz vatan haini oluyor. Türk lirasının değersiz olmasını isteyenler, özellikle benim gibiler vatan haini oluyor. Ama Çin, Yuan'ın değer kaybetmesine izin veriyor. Çünkü Amerika ile savaşında bunu bir silah olarak kullanıyor. Amerika'ya diyor ki sen benim pazarıma giremezsin, ben senin pazarına girmeye devam edeceğim. Eğer ki sen ek vergi koyuyorsan ben de Yuan'ı değersiz hale getirerek yine de senin pazarına gireceğim ya da dünya pazarlarındaki etkinliğimi sürdüreceğim. Şimdi nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Biliyorsunuz Amerika ticaret savaşları nedeniyle yine bir hamle yaptı ve 300 milyar dolarlık Çin malına ek vergi getirdi. Bunun üzerine Çin de madem sen bunu yapıyorsun ben de sana misliyle cevap veririm dedi ve ilk adımını attı. Yuan'ı değersizleştirmeye başladı sevgili dostlarım. 5.90 civarındaydı Yuan. Bu adımdan sonra Amerika'nın vergiyle ilgili attığı bu adımdan sonra hızlı bir şekilde Yuan'a değer kaybettirdi. 7'nin üzerine çıkarttı. Yani 1 dolar 7 Yuan seviyesine geldi. Peki Çin'dekiler acaba vatan haini mi bunu yaparken? Yani Çin'in parasını niye değersizleştiriyorlar? Neden Yuan dolar karşısında hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareket etti? Biraz bunu çözümleyelim isterseniz. Gayet basit bir sebep var. Amerika ek vergiler uygulamaya başlayınca Çin'in ticaretinde maliyetler arttı sevgili dostlar. Amerikan pazarına ya da dünya pazarına girmesinde işleri biraz zorlaşacaktı Çin'in. Bunun üzerine Çin de dedi ki madem sen ek vergi koyuyorsun ben de paramı değersiz hale getiririm. Böylece rekabet gücümü arttırırım ve hem senin pazarına hem Avrupa Birliği pazarına hem de gelişmekte olan ülkelerin pazarlarına yine de girmeyi başarırım dedi. Bunun üzerine bakın bunun üzerine Amerika hemen Çin'i dolar manipülatörü, döviz manipülatörü ilan etti. Hatta bu konuyla ilgili IMF'ye de başvurdu. Çin'i döviz manipülatörü ilan edin. Bakın kendi parasını değersizleştiriyor. Bizimle rekabet etmek için böyle bir yolun önünü açıyor diye. Görüyorsunuz sevgili dostlarım, dünyada herkes kendi parasını değersizleştirerek malını satmaya uğraşıyor. Şimdi size soruyorum. Türk lirasının değerli olmasını isteyenler mi vatan haini? Türk lirasının değersiz olmasını isteyenler mi vatan haini? Türk lirasını değerli tutarak 1 dolar 1 TL mantığıyla ülke pazarını tamamen yabancılara teslim etmek mi doğru? Yoksa dolar karşısında Türk lirasının hızlı bir şekilde değer kaybına uğramasını sağlayarak Türkiye pazarının yurt dışı saldırılarına açık hale gelmesini engellemek mi doğru olan? Gümrük duvarlarını bir nevi yükseltmek mi? Ya da dış pazarlara girerken rekabet gücünüzü arttırmak mı? Türk lirası değer kazandığı zaman yani 6.50'den 5'e, 5'ten 4'e düştüğü zaman herkes bir tek zil takıp oynamadığıyla kalıyor. Evet, bir tek zil takıp oynamadığıyla kalıyor. Oysa ki Türk lirası her değer kazandığında yani dolar karşısında 6 liradan 5 liraya, 5 liradan 4 liraya, 4 liradan 3 liraya düştüğünde biz iç pazarımızı ve dış pazarımızı biraz daha kaybetmeye devam ediyoruz. Rekabet gücümüzü kaybetmeye devam ediyoruz. Üretim ve istihdam kaynaklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. İşsizliğimiz artmaya devam ediyor. Yurt dışı baskılar devam ediyor. Dolar karşısında Türk lirası ne kadar değerli olursa bizim aslında işimiz o kadar zorlaşıyor. Biz daha çok ithal bağımlısı bir ülke oluyoruz ve aslında daha çok dolarize oluyoruz. Doların olması gereken değere çoktan gelmiş olması lazım. Yani biz şu anda 10-12 lira seviyesinde bir dolar kurunu görmeliydik ki hem gümrük duvarlarımız yükselsin hem de iç pazarımızdaki bu ithal bağımlılığından bir an önce kurtulalım. Ama biz ısrarla ithal bağımlılığı konusunda devam ediyoruz yolumuza. Amerika'nın baskılarıyla üstelik büyük ihtimalle G20'de Trump'a verilen söz belki de buydu. Siz bize baskı yapmayın, bizi zorlamayın. Belki S-400 konusunda da biraz daha opsiyonel davranın. Biz de bunun karşılığında ne olursa olsun
Türk lirasını değerli tutmaya devam edelim ki siz bize Apple'ları, iPhone'ları, arabalarınızı satmaya devam edin. Yani biz ithal mal kullanmaya devam edelim. İthal pazarı olmaya devam edelim. Üretimsizliğe devam edelim. İşsizliğe devam edelim. Bakın piyasamızı yok ediyoruz aslına bakarsanız. Ne kadar çok dolara bağımlı olursak, ne kadar çok dolar karşısında Türk lirasını değerli hale getirirsek o kadar çok ithal bağımlısı olduğumuzun farkında değiliz. Sonrasında da ithal bağımlısı olduğumuz için dolarda bir yükseliş olduğunda, yani Türk lirası değer kaybettiğinde doğal olarak sevgili dostlarım bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada bir dönüm noktasındayız. Ya bir seferliğine enflasyonist baskıyı sinemize çekeceğiz ve bunun sonrasında artık evet ya biz ithal bağımlısı olmaktan kurtularak kendi üretimimizi kendimiz yapacağız. Dışa bağımlı olmayacağız. Yurt dışının pazarı olmayacağız. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Çin'in pazarı olmaktan kurtulacağız diyeceğiz. Ve bunun bedelini bir kereye mahsus ödeyeceğiz. Ya da biz ithal bağımlısı olmaya devam edeceğiz. Kur sürekli olarak değerli kalacak ama üretimimiz olmayacak. Bunun bedelini de işsizlik, fakirlik olarak ödeyeceğiz. Bütün kaynaklarımızı yurt dışına aktarmak olarak ödeyeceğiz. Şirketlerimizin tamamen yabancıların eline geçmesi olarak ödeyeceğiz. Kötü bir ekonomi olarak ödeyeceğiz. Sürekli kriz bağımlısı olmakla ödeyeceğiz. Bakın sürekli kriz bağımlısı olmakla ödeyeceğiz diyorum size. Bu ne demek sevgili dostlarım? Biz bu şekilde ithalata bağımlı olmaya devam edersek, yani güçlü TL, güçlü Türkiye yalanını söylemeye devam edersek, ki bu büyük bir yalandır. İşte bunun en net örneği Çin. Çin güçlü Yuan, güçlü Çin demeye devam etseydi Amerika'nın bu vergi yükseltmesine karşı büyük bir yenilgi içine girmiş olacaktı. Bırakın Amerikan pazarına girmeyi, belki de bizim gibi Çin pazarını da kaybedecekti. Kendi üretim avantajını kaybedecekti. Kendi fabrikalarını kapatmak zorunda kalacaktı. Aynen bizim gibi. Bakın ithal bağımlısı olacaktı Çin. Tüm dünyaya ihracat yapan Çin ithal bağımlısı olmaya mahkum olacaktı. İşte bunun önünü almak için Çin ne yaptı? Hemen parasını değersizleştirdi ve önümüzdeki günlerde de değersizleştirmeye devam edecek. Amerika eğer ki Yuan'ın bu kadar değer kaybetmesinden rahatsız olmasaydı sesini bile çıkartmazdı. Gıkını bile çıkartmazdı. Ama hemen ne yaptı? Bir anda panikle Yuan değersizleşiyor. Çin doları manipüle ediyor. IMF'ye koşalım, Çin üzerinde baskı yaratalım diye bağırmaya başladı sevgili dostlarım. Bize niye bağırmıyor? Türk lirası her geçen gün değerlenirken niye Amerika bu kadar sessiz, hiç düşündünüz mü sevgili dostlarım? Amerika gıkını bile çıkartmıyor. Türk lirasının her geçen gün değerlenmesi, baskı altında tutulması, Merkez Bankası rezervlerinin yok edilmesi, vatandaşın döviz tevdiat hesaplarındaki dolarının kullanılmasına gıkını bile çıkartmıyor. Finansal sistemimizin alt üst olmasına gıkını bile çıkartmıyor. Tek sektörlü bir ekonomi haline gelmemize, sadece inşaat odaklı olmamıza gıkını bile çıkartmıyor. Sanayimizin devrilmesine, küçük orta boy işletmelerimizin yok olmasına, her gün yeni konkordatoların ya da iflasların gelmesine gıkını bile çıkartmıyor. İşsizliğimizin %15 seviyesine gelmesine gıkını bile çıkartmıyor. Neden IMF'ye başvurmuyor? Neden Türkiye'de Türk lirası niye bu kadar değerlendiriyor diye sesini yükseltmiyor? Hiç düşündünüz mü sevgili dostlar? Gayet basit bir nedeni var. Çünkü Türk lirası ne kadar değerli olursa, Amerikan doları ne kadar değersiz olursa, Amerikan malları Türkiye pazarına çok daha rahat bir şekilde girer ve hegemonyasını sürdürür. Otomotiv sektöründeki hegemonyasını sürdürür, teknoloji şirketleri üzerindeki hegemonyasını sürdürür sevgili dostlarım. Biz boyuna Apple ürünleri almaya devam ederiz. Amerika zenginleşir, Türkiye fakirleşir. Ya da biz yerli firmalarımızı yabancı hale gelmesini izleriz. Yabancı firmalar Türkiye'de kazandıkları paranın tamamını yurt dışına aktarırlar. Biz de onlara aval aval bakarız. Sonra deriz ki biz çok ihracat yapıyoruz. Biz acayip bir üretim yapıyoruz. Bakın yaptığımız üretimin hepsi yurt dışına gidiyor.
İhracatımızdan kazandığımız paranın neredeyse tamamı yurt dışına gidiyor. Neden? Bunlar yabancı şirketler ve yabancı şirketler Türkiye'de elde ettikleri kazancı yurt dışına götürüyorlar. Şimdi çok övünüyoruz. Turizm sektörü patladı çatladı falan diyoruz. Turizm sektörü tamamen yabancı acentaların elinde. İstiyorsanız şöyle otellerin isimlerine bir bakın. Hepsinin önünde bir yabancı turizm acentasının ismi var. Evet, yerli otel gibi görünen bu otellerin hepsi aslında yabancı acentalara sahipli. Evet, onlara ait sevgili dostlarım. Ve dolayısıyla oradan da elde edilen kaynağın, paranın tamamı aslında yurt dışına gidiyor. Peki biz ne diyoruz? Değerli Türk lirası olsun. Değerli Türk lirası dersek vatanseveriz, değersiz Türk lirası dersek vatan hainiyiz. Çin niye parasını değersiz hale getirmeye çalışıyor? Neden bunun için bir çaba harcıyor? Amerika Çin yuanının değer kaybetmesine neden bu kadar büyük tepki gösteriyor? Düşünün bakalım. Trump niye bas bas bağırıyor doların değer kaybetmesi gerekiyor diye? Peki Trump niye feberan ediyor sürekli olarak doların değer kaybetmesi için? Çünkü Trump şunu görüyor. Eğer ki Amerikan doları değer kaybederse biz daha çok pazara gireriz, daha çok ticaret yaparız, daha çok üretim yaparız, daha çok işsizliğimizi azaltırız. Amerika da buna oynuyor, Çin de buna oynuyor, Avrupa Birliği de buna oynuyor. Bunun tam tersini yapan tek bir ülke var sevgili dostlarım, Türkiye. Türkiye ısrarlı bir şekilde parasını değerli tutmak için uğraşıyor. Evet, Türk lirasını değerli tutmak için uğraşıyor. Türk lirasını değerli tutarak enflasyonu belli bir seviyede tutuyor belki. Ama aslına bakarsanız Türkiye'yi ithal odaklı olmaya da mahkum ediyor. Türk pazarının yabancıların eline geçmesini mahkum ediyor. Türk şirketlerinin yabancılaşmasına aslına bakarsanız çanak tutuyor. Evet, Türk lirası ne kadar değerli olursa yabancıların bizim pazarımızı ele geçirmesi daha mümkün hale geliyor. Amerikan doları değersizleştikçe, Türk lirası değerli oldukça bizim pazarımız yabancılara biraz daha fazla teslim oluyor sevgili dostlarım. Ve göreceksiniz, Türk lirası değer kazanmaya devam ederse bizim işsizliğimiz kat ve kat büyümeye devam edecek. Bugün düşürdüğümüz sandığımız enflasyon en yakın kur şokunda bir anda patlayıverecek. Bir anda tekrar biz yüksek enflasyonla, yüksek faiz seviyesiyle karşı karşıya kalacağız. Bakın, Türkiye'nin tek bir şansı var diyorum. Bir an önce Türk lirasını değersiz hale getirmek. Türk lirasını gerçek değerine çekmek. Aksi takdirde aynı problemleri bir sarmal olarak sürekli arka arkaya yaşamaya devam edeceğiz. Ekonomimiz bir türlü dikiş tutmayacak, tutturamayacak. Türkiye hep bir ekonomik krizin içinde ya da eşiğinde olacak sevgili dostlarım. Tek bir şansımız var. Türk lirasını değersiz hale getirmek, Türkiye'yi üretim odaklı bir ülke haline getirmek. Aksi takdirde ne yazık ki batmaya ve başkalarının pazarı olmaya mahkum kalacağız sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Ve tabii ki eğer ki videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın.